arkadaşlar. Herkese Texas'tan selamlar. Arkadaşlar, yavruları böyle hafif hafif dışarıya çıkarttım. Onları ortama alıştırıyorum şu anda. Kediye, köpeğe alıştırıyoruz. Beraber takılacaklar bahçede, sonra sıkıntı yaşamasınlar. Oğlum git göster bakayım onlara. Pişt, delikanlı. Git göster bakalım ne var ne yok oralarda. Arkadaşlar, bu boz benekli ayna kuyruğu nasıl uçuracağım bilmiyorum. Kıyamayacağım herhalde ona. Aynası parlayacak şimdi. Atmacaya ilk giden o olacak büyük ihtimal ama. O yüzden onu büyük ihtimal şu anda uçurmayacağım herhalde. Bakalım, eğer yetişirlerse belki birazcık uçabilecekler. Bunlarla bir deneme yanılma yapacağız bakalım. Atmacaya ne yapacak? Hadi koy. Bu şekilde takılıyorlar. Şöyle ufak ufak bir hareketlilik yapsınlar bakalım. Aynen. Şöyle bir takılsınlar, bir uçsunlar. Bir sağa sola bir girip gelsinler. Bunları büyük ihtimal önümüzdeki hafta yavaş yavaş uçururum herhalde. Şimdi dolandırıyorum bunları etrafta. Köpek de buralarda yanlarında. O da dışarıya falan çıktığı için sürekli yarın bir gün uçtukları zaman falan köpeği görüp de sonra vay efendim köpek vardı biz oraya inemedik. Vay efendim şöyleydi böyleydi demesinler. Bunlar daha yeni yeme düştü gibiler. Arkadaşlar şu boz benekli ayna kuyrukla buradaki mavi ön tepe, bunlar birazcık daha küçük öbürlerine göre. Belki bir hafta araları yabar yok. Ondan öbürleri daha böyle şey gibi, kendilerini toparlamışlar gibi. Bunlar da daha yeni yeni yeme düştüler. O şekilde takılıyorlar şimdi dışarıda. Sen ne yapıyorsun? Hacı burada. Ha? Git bir kokularını al, bir şeylerini yap da atmaca geldiği zaman atmacadan korursun onları artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kümesler hep tüy dolu. Şimdi bunlar birazcık daha büyüdükleri zaman, yaklaşık işte bir hafta sonra falan belki onları buraya alabilirim. Bu uçum kümesini alabilirim. Uçum kümesine takılabilirler. Belki. Ya da onları tutarım sadece orada. Bilmiyorum, şimdi 2-3 hafta bunları bir hafta sonra falan uçurmaya başlayacağım. Bir haftaya da kalmaz doğrusu. Böyle uçurmaya başladığım zaman bakacağım atmaca var mı yok mu, ne oluyor ne bitiyor. Normalde Eylül ayında daha uçurmuyorum ama bir bakacağız nereye kadar gidecek. Eğer böyle 2 haftada 3 haftada bir falan bir kuş verirsem belki uçurabilirim. Ama böyle bir günde 2-3 tane talan ederlerse o zaman hemen başladığımız gibi durduracağız. Hadi birazcık daha hareketlenelim bakayım. Aynen, hareketlen. Güzel. Şöyle bir o yana bu yana gideyim gelin de birazcık ne yapacağınızı, ne edeceğinizi belli olsun. Aferin size. Hadi lan, uçurun lan, uçur. Aslan parçası seni. Gençler siz de hadi. Kaldırın poponuzu bakayım. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır popoyu, kaldır. Kaldır, kaldır. Sana. Bu şekilde arkadaşlar gidişler gelişler kümesinin etrafında takılmacalar. Böyle etrafı tanısınlar yani. Vakitleri geldiği zaman işte bir hafta falan hemen uçurmaya başlayacağız. Ne oldu? He?
Sen de mi uçmaya başlayacaksın? Atmaca matmaca gelir diye düşünüyordum şu anda ama gidişler iyi, fena değil. Kanat manat çırpıyoruz ama bir hareketlilik yok ortalıkta. Normalde bu kadar kısa sürede bile atmaca gelir diye düşünüyordum. Bunlar bana umut veriyor. Yaklaşık da bir 10 gün önce falan da bir tane fırtına vardı burada. Fırtına derken kasırga. Hurricane deneyimi işte. Öyle bir şey vardı buraya. Acaba diyorum o da onun buraya gelişi falan. Atmacaların bu tarafa gelmesini birazcık geciktirir mi geciktirmez mi ne yapar bilmiyoruz. Hepsini tecrübe edeceğiz. Gençler hadi bir o yana bir bu yana daha girip gelelim. Aferin. Aferin sana, aferin. Aferin Boz. Boz kardeşin gibi olursan sen de bir tane bozumuz var bu sene teki aldığımız. Bu da aynı anneden gelme. O da onun gibi olursa çok güzel olur. Gel bakayım aslan parçası. Çok güzel. Git sen de. Oo. Boz beneklimiz ayna kuyruğuyla ortalığı yakıyor. He sen kaldın hadi. Sen de git bari. Güzel güzel. Bir daha gidiş geliş yapalım. Bir tur daha atalım. Daha sonra hava gök gürlüyor, yağmur yağacak. Herhalde. Arkadaşlar bu şekilde kuşlarla takılıyoruz. Onları ortama adapte etmeye çalışıyoruz. İşte böyle 2-3 gün daha gider. Çok da uzatamam herhalde bu. Yanlarına bir tane büyük kuş verip şu 3 tanesini önce uçururum. Ondan sonra da bu arada kalan 2 tanesi. Bilmiyorum. Şu ayna kuyruk ne olacak? Bunu göreceğiz. Bunları bu şekilde buralarda yediriyoruz, takılıyoruz. Bu şekilde bir şeyler oluyor. Ne gördünüz? Zaten havada bir şey olup olmadığını onlar bana söylüyor hemen. Ne oldu? Yoruldun mu lan hemen? Bunlar da aynı birbirine çok benziyor arkadaşlar. Bunlar kardeş değil. O beyazın kuyrukları çok güzel. Boz benekleri. Kıskandırıyor beni kendini. Bozun gerçekten kanatları çok güzel. Her şey kuyrukları. Hadi git. Kumruyu atmaca sandım, korktum bir anda. Oğlum sen de benim peşimden ayrılmıyorsun. Kuşlara bak diyoruz, kuşlara bakmıyorsun. Alıştı diyoruz ortama, ortama alıştırıyorsun. Bunların yanına köpek olması belki atmacayı birazcık sindirir. Atmaca da karnı aç olunca babasını tanımıyor ya. Ne diyordum arkadaşlar, şu böyle dumanlı ve dumanlı böyle benekli gibi olanlar kardeş değil aslında da birbirlerine çok benziyorlar. Aynı anne babadan değiller yani. O şuradaki sol tarafta olan, bu sol tarafta olanla buradaki boz kardeş. Ama onlar birbirine çok yakın gözüküyorlar. Sanki kardeş gibi gözüküyorlar. Aşağı yukarı aynı soydan oldukları için herhalde. O şekilde birbirine yakınlar yani. Ama ben şunu daha çok seviyorum. Şu küçük olan daha çok hoşuma gidiyor öbürüne göre. Zaten genelde küçük kuşları ben daha çok seviyorum. O da küçük de gene öbürüne nazaran daha büyük. Şimdi şuna bak şu uçuşun. Aa bu bez benekli uçuramayacağım herhalde. Çok parlıyor. Gençlerle bu şekilde takılıyoruz arkadaşlar. Sizle de böyle bir paylaşım içerisine geçtik.
kışları. İşte böyle bir gün her gün önümüzdeki işte 3-5 gün bu şekilde çıkartacağım. Zaten çıkartmaya başlamıştım. Bu şekilde çıkartacağım. Böyle delikanlılıklarını havada göreceğiz. Yerde delikanlılık olmaz. Gençlik, artistliğinizi havada göreceğiz. Yani bunlardan da işte 3-5 uçurabilirsem, atlaca almazsa, bir şeyler yapmaya başlarlarsa işte seneye ekeliklerinde göreceğiz. Bakalım ne olacak. İlerleyen günlerde uçurup uçuramayacağımızı, atmacadan alıp alamayacağını, atmacaların çoğalıp çoğalmadığını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Facebook adresi de Texas Türk Oyun Kuşu diye yazarsanız Facebook adresine de iletişime geçebilirsiniz, beni ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.